Tarihler 10 Şubat'ı gösteriyor. Güzel bir pazar gününden günaydın diyelim. Her ne sebepten yolunuz buralara düşmüşse o sebepten sizlerle birlikte 1 saat 50 dakika değil mi? Bugün programımız 1 saat 50 dakika. Of, o kadar uzun ki maç özetleri var. Hatta zamanımız yeterse bir Premier Lig Bundesliga'da yapabiliriz. Gazete başlıkları var. Kahvaltılar hazır mı? Şöyle güzel bir simit, taze kızarmış ekmek kokusu gelmeye başladı. Neyse ki biz kahvaltı yaptık Matil abi. Şöyle böyle. Neyse ki kahvaltıya ortak olacağız sohbetimizle. Evet, şimdi ama kızım bekliyor beni. Asıl kahvaltıyı o zaman yapacağım. Bu arada fark ettiniz mi Atil abinin kazağını? Ekranda bu kadar parlıyor mu? Atil abi ne kadar güzel kazağınız. Kazağım güzel. Sürük kaldım ben şu anda. Estağfurullah. Kazağım sevgili arkadaşım, dernek başkanımız, TSD başkanı Oğuz Tongsir'in gerçekten hediyesi. Güzelmiş. İçinizdeki de yeşil değil mi? Evet. Çok güzel. Yeşil var yeşil, benden içer o. İşte budur. Pazar gününe girişi yaptık değerli izleyenler. Evet. Güzel bir cumartesi geçti mi Atil abi? Geçti tabii. Fena değildi. Güzeldi. Diyorsunuz. Peş peşe iki kaliteli maç izledik. Mis gibi. Ondan sonra. Bir sonuç oldu değil mi? Bir sonuç oldu. Ama böyle şeyler, bu tür kayıplar olur yani. Lig biterken, finish haftalarında. Biraz daha böyle heyecan arttı gibi sanki. Evet, evet. Evet. Peki izleyicilerimiz belki denk gelememiştir. Dün ne oldu diye soruyorlarsa eğer, evet, bir yanıtını verelim mi? Verelim hemen. Hadi gelsin bakalım grafik ekranlarınıza. Dün ne olmuş acaba Spor Toto Süper Lig'de değerli izleyenler? 3 muhteşem maç oynandı. Evet. Buyurun. Medipol başı Çaykur Rizespor, Antalya Spor'la 1-1 berabere kaldı. 1-1 beraberlikle ayrılan diğer takımlar Başakşehir'le Erzurum Spor'u oldu. Keza dünün sürpriz sonuçlarından bir tanesiydi. Çünkü Medipol Başakşehir zirvede biliyorsunuz. Böyle heyecan doruktaydı. Beşiktaş istediği, özlediği, olması gereken puanı almış oldu. Bursa Spor cephesine de bakacağız elbette. Onlar da 2-0 geriye düştükten sonra bir performans ortaya koydu. Bu performansla konuşacağız. Beşiktaş'ın performansını da konuşacağız. Aynı zamanda Şenol Güneş, milli takım, Beşiktaş üçgenini de ele alacağız elbette. Peki bugün pazar. Hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor? Saat 13.30'da. Atiker Konyaspor'la bir açmış olacağız. Bir gündüz karşılaşması. Ekur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Göztepe aitimiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde 19'da ise pazarı haftanın en merak edilen karşılaşmasıyla kapatacağız. Açacağız. Evet. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasıyla kapatacağız. Karar veremedim şu anda. Açacağız mı, kapatacağız mı? Kapatacağız. Pazartesi 21. haftayı Ankara Gücü Kasımpaşa, Sivas Spor, Akhisar Spor'la kapatacağız. Evet, yapacağız bunu. Dünkü karşılaşmalara gitmeden önce nasıl bir karşılaşma izledi acaba sevgili Atilla Gökçe? Dünkü maçı mı? Evet, soruyorsun? Beşiktaş maçını soruyorum. Beşiktaş maçı. Son derece keyifli, taraftarıyla bütünleşmiş, uyum içinde oynayan, ara transferde adeta boşalmış bir takım görüntüsü çizen Beşiktaş'ın yeni oyuncularla, işte Burak Yılmaz'la, Kagawa'yla, Dorukhan Güven gibi gençlerle, Kuvarejmasız Lens'in gayretleriyle böyle adeta yenilendiğini gördüm. Hmm. Bu beni sportif açıdan son derece mutlu etti. Şimdi bana şunun cevabını verin. Siz haftalardır Beşiktaş mağlubiyetinde diyordunuz ki Beşiktaş'ta bir çözülme var. O çözülmeyi bir çözülme şimdi var. Evet. Bu hafta ne oldu? Şimdi torbanın ağzını büzdü Beşiktaş. Yeter dedi. Dün de Başakşehir 2 puanı Erzurum'a verince. Evet. Olur böyle şeyler. Peki. Belki izleyicilerimiz maçı izleyemedi. Tekrar vereceğiz. Bir dakika. Sen kahvaltıya, o muhteşem kahvaltı masalarına maçı getiriyorsun. Anlatabildim mi? Neyi yapmıyorum çocuklar acaba? Golleri seyrederken reçeli burunlarına götürüyorlar. Bana vallahi bir pazarda bir anne geldi söyledi. Bizleri mi izliyorlar? Tabii, siz dedim maçları gösteriyorsunuz. Çocuğa zorluk aldı.
Güzel. Sevdim. Oğlum dedi, burnu reşele soktu dedi. Sevimli bir programımız, evet. Biraz evet. Acaba tutabiliyor muyuz ki? Bilemiyorum. Sabah programıyız Atilla abi, olur öyle. O zaman Instagram'ları da söyleyelim, olur mu? Hadi söyleyelim, hadi bakalım. TRT Spor Sabahi. Bugün paylaşım yapmadık çünkü sabah saatlerinde sevgili kameraman arkadaşlarım sağ olsun çok enerjisi yüksek geldikleri için. Böyle oyaladılar evet. Biraz beni. O yüzden paylaşım yapamadık. Ben maç özetlerini o zaman izleyicilerimize buluşturayım. Evet. Arada da biz fotoğraf çekip hemen sosyal medyaya atalım. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatmak ister misin? TRT Spor Sabahi. Evet, bizlere sorabilirsiniz, evet. Yazabilirsiniz, merak ettiklerinizi evet. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de artık süremiz yettiğince sizlerle paylaşmış olacağız. Efendim, Beşiktaş Bursa Spor maçına gidiyoruz. Beşiktaş'ın evinde 3 puanı aldığı o güzel karşılaşma. Gelsin bakalım. Bursa'yı da tebrik edelim bu arada. 2-0 geriye düştükten sonra güzel pozisyonlara da girdiler. Kendilerini iyi ifade etmeye de çalıştılar. Neden böyle oldu Bursa Spor cephesinde? Beşiktaş'ta neler oldu? Bunların hepsini konuşacağız elbette. Maç özeti sizlerle. Dünkü karşılaşmanın özetini sizlerle buluşturduk. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 2 golüyle Bursa'yı geçip zirve yarışında ben de varım dedi değerli izleyenler. Biraz yansımalarına bakalım. Taraftar Burak'a bağrına mı bastı? Burak'ı bağrına mı evet, bastı? Beklenen bastı. Buydu zaten. Öyle değil mi? Biz evet. Dile getiriyorduk bunu zaten. Burak da çiçeklerini attı. Gerçekten çiçek gibi goller attı. Bak bu arada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim kale direkleri ya 10 santim çapında yuvarlak olur. Aha. Ya da 10 çarpı 10 kare üstüne kurulur. Yani kalınlıklarını söylüyorum. 10 çarpı 10. Burak'ın direğe çarparak golü girince top direğe çarptı ya, kaleye girdi. Aha. O direkler bana ince geldi. Yönetmenimiz bir daha gösterirse o golü, sırf direk hatırına o golü bir daha gösterirse, ilk golünü Burak. Efendim? Evet, ekranlarda. Dün dikkatinizi bu mu çekti? Şimdi çekti. Anladım. Dün oyuna baktık. Çok şık gol attı hakikaten. Yani biri sağ biri sol ayağıyla gerçekten iki klas gol attı Burak Yılmaz. Neyse şimdi yani bu arada internete baktım. Kale direklerinin ölçüleri diye. Aman kale direği fiyatları. Ondan sonra kale ölçüleri, kale sahası, ceza sahası. Direklerin kalınlığını yazan yok. Evet. Siz beter arasında bunu mu yapıyordunuz? Böyle hararetli bir şey araştırıyordunuz. Evet, bana bak şimdi görüyor musun bak. Bu direk bence ölçülerin dışında. Allah Allah. İlginç. İnce gelmedi mi sana da? Yani. Neyse sen konuya çok konsantre olmadın. Evet. Bilemedim. Tamam, peki. Boş ver. Bilemedim demek nezaketle. Ya boş ver. Burada söylediğin bahsedeğer bir konu mu demek? Sen bunu yapıyorsun arasında. Evet. Allah. Yani kameraman ya, arkadaşlar. Ya Atilla abi böyle yapmayın ama şimdi. Kameraman ya. Arkadaşlar sabah program öncesi hal ve davranışlarında sonuna kadar haklılar. Tamam mı? Budur işte. Arkadaşlar. Çok yaşayın. Elinize sağlık. Peki, manşetlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İntikamını aldı Atilla abi. Buyurun, gelsin bakalım manşetler ekranlarınıza. Çok güzel bir şarkıdır değil mi? Aşk yeniden. Evet. Milliyet'te güzel bir başlık atmış. Beşiktaş Bursa'yı Burak Yılmaz'ın 2 golüyle devirdi. Vodafone Park'ta yeni türkünün ünlü şarkısı çalınırken zirveyle puan farkı 9'a indi diyor Milliyet gazetesi. Foto maça bakalım. Kalp hırsızı demiş Burak Yılmaz için. Kral Burak Yılmaz attığı 2 süper golle geceye hükmetti ve kartalı uçurdu. Bu kalp hırsızı dediği ne biliyor musun? Penaltı falan alıyor ya. Hı hı. Yani kendini yere atarak diye. Son sabıkası da oydu Beşiktaş'a karşı bazı taraftarların gözünde. Şimdi yani pozisyonu çalıp penaltı emek hırsızlığı yaptı diyorlardı.
Şimdi kalp hırsızı, aşka dönüştü iş. Ha. Güzeldir. Futbol böyle dinamik bir oyundur. Ayın görünmeyen yüzüyle, görünen yüzü kadar böyle tık tık hemen fark eder. Fark ediliyor. Evet. Peki, fanatiğin başlığına gidelim. Krallar gibi diyor. Bu görseli kullanmış. Güzel. Fanatik gazetesi de. Sabah ne demiş? Sabahta kralın dönüşü diyor. Peki Atilla Gökçe nasıl bir başlık atardı acaba dünkü Beşiktaş karşılaşması? Şöyle çaylak gitti kral döndü diye. Oo güzelmiş. Vallahi çok beğendim. Değil mi? Evet. Yani basketbolda NBA'in deyimleridir. Bizde de var çaylak. Yeni yıldız adayları. Gerçekten. Ama Burak gerçekten çaylaktı. Onunla ilgili 12 yıl aradan sonra Beşiktaş'ta oynarken ki... yazdığım yazılan bir cümle söyleyeyim mi? Lütfen. Dedim ki saçının modeli için bile imaj maker'la anlaşan Burak Yılmaz biraz öğrensin topa nasıl vurulur diye. 12 yıl aradan sonra. Ama bir şey diyeyim bak, Burak'ın en büyük özelliği, en büyük meziyeti öğrenmesidir. Serpil Hamdi Tüzün'e göre öğrenmek ne demektir? Öğrenmek değiştirmektir. Anlatabildim mi? Güzel. Bir de kendisine emek vermiş, onu işlemiş, heykel gibi yeniden işlemiş, Şenol Güneş'in takımında hocasına da döndü. Dolayısıyla Burak Yılmaz bunların bu buluşma çok güzel, olumlu, akıllıca. Peki Şenol Güneş'in ağzından dinleyelim mi Burak Yılmaz'ı? Dinleyelim. Bakalım ben neler sustum. Söylemiş. Sen maç. Beni böyle susturuyorsun. Sustum. Maç sonrası Burak evet. Yılmaz açıklamalarına gidelim bakalım. Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'la ilgili açıklamaları buyurun. Oyuna iyi başladık. Oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibe pozisyon vermeden... Attığı gol bence taraftarın desteğine göre az. Sahada olsam ben de atardım, yaşı ne olursa olsun. Türk futbolunun ona ihtiyacı var diyor Şenol Güneş. Geçenlerde de söyledi. Türkiye'nin en değerli iki santrforu dedi. Burak'la Cenk Tosun dedi. Hı hı. Bu arada Enes Ünal'a sitemlerimi gönderiyorum. O evlat ya talihsiz, orada iyi çalıştırılmıyor İspanya'da. Hı hı. Veya bir formsuz bir hali var. Pek başarısını duyamıyoruz. Vardır. Cenk Tosun'a da yani. Cenk Tosun da burada birçok insanın kalbini kuruyor. Biz ondan övünmek istiyorduk. Takıma girmekte zorlanıyor ya. Bir süreç geçiyordur belki. Yurt dışında olan oyuncuların bir süre vallahi sonra... Gider gitmez hiç süreç geçirmeden... Başarılı olan takımın kimyasını olumlu yönde değiştiren, artı takımın uzak kaldığı şampiyonluğa ortak olan yurt dışında futbolcular da var. Herkesin bildiği oyuncular. Hı. Burada söylemek istemiyorum. Ama yurt dışında yaşamak gerçekten zorlu. Yani siz bakmayın bir iki haftalık tatile gittiğiniz gibi bir psikoloji olmuyor yurt dışında yaşamak. Siz de uzun bir süre kaldınız, seyahatleriniz uzun süre organizasyonlarda değil mi? Ben kaldım. Üstelik ben iki çocuğumu İstanbul'da bıraktım, eşimi. Hı hı. 6 ay gittim. Evet. Yani 6 ay... Çok zor bir psikoloji şimdi, öyle değil mi? Yani şimdi bedelli askerlikte gidip de bizlerden fazla askerlik hatasıyla dönen... Evlatlar var ya, onlar ölsünler. Hı. Ben 6 ay Londra'da evimden, yuvamdan uzak kaldım. Ama çok güzel şeyler öğrendim. İyi insanlar tanıdım. Mesela Ardiles'le hukuk tartıştım ben. Hı hı. Anlatabildim mi? Ne haddime, ben hukukçu değilim ama o hukukçuydu. Böyle hani yurt dışına gidiyor ya oyuncularımız. Hani zor tabii evet. Adapte olmak. Süreç yaşıyordur belki. Diğer bir konuya geçmek istiyorum. Evet. Ama öncelikle Samet Aybaba'nın söylemlerine de gidelim mi? Acaba dünkü maçı nasıl yorumladı? Gidelim. Nasıl İlk 60 dakika böyle Beşiktaş'ın ağırlığını hissettik açıkçası. Sonrasında biraz daha pozisyonlara ama Bursa Spor'da elinden gelen o 60 dakika Beşiktaş'a elinden geldiğince yani bilerek, disiplinle... Bazen önde basarak dayandı, direnç gösterdi. Maça ortak oldu Bursa. Hı hı.
biraz daha gol yollarında biraz daha sıkıntı çekmese belki. Evet. Ama şimdi o kadar genç oyuncularla bir arada ki tahtası kapalı bir takımın bahtı açık olsun yani. Transfer yapamadılar. Evet. Şey bir tek hoşlukları şu. O da benim sevdiğim, umut bağladığım bir oyuncuydu. Kubilay kanatsız kuş. Evet. Yani Samet Hoca'ya diyeceğim. 2016 yılında mı bahsettiniz efendim? Siz? 2016 yılında mı bahsetmiştiniz? 2017 yılı. Evet. 2016'ydı galiba. Evet. Ya 16, Hamza 17. Hamza Hoca zamanında. Evet. O zamanlardan. Şimdi döndü Ankara Gücü'nde, kiralıktı, döndü. Şimdi Samet Hoca'dan rica ediyorum. Hocam şu Kubilay'a kanat tak. Allah aşkına uçsun bu çocuk ya. Peki. Yani yaparsın bunu, biliyoruz. Peki neler söylemiş? Samet Aybaba'nın açıklamaları geliyor. Tamam, dinleyelim. Buyurun. Çok basit goller yedik. Özellikle ikinci gol kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek gol. Güzel sözmüş. Şimdi yalnız bak. Vallahi iyiymiş. En başta hangisi dedin güzel söz? Kötü giden bir şehirde futbol kabusa döner, değil mi? Kabusa mı dedi? Kabusa dedi. Tabii tabii. Yani. Strese döner dedi. Şimdi bak, Bursa'nın kaç puanı var? 12 tane beraberliği var. Rekor. Evet. 24 puanı var. 24 puanı var. Eğer iki maçta daha berabere kalırsa. Evet. Ya da iki maçta da yenilirse. Hı hı. Tehlike bölgesine gider. Hiç hak etmediği bir yer yani. Ki haftaya çok daha önemli bir maçı var. Bu hafta Çaykur Rize ile Antalya berabere kaldı. Haftaya Çaykur Rize ile oynayacak. Evet. Nerede? Bursa. Burada oynayacak. Bursa'da oynayacak. Evet. İşte o biraz avantaj. Ancak Çaykur yani Rize gibi yanında ya. Çaykur Rize gibi yenilenmiş bir takıma karşı galibiyet elde ederse Bursa, o zaman birkaç basamak sıçrayacak bir süreç yaratır. Milli takımı konuşalım. Bir şey söyleyeceğim olabilir. Ama. Tabii. Şimdi bak, diyor ki basit goller yedik diyor. Çok basit Eyvah. Goller yedik diyor. Atilla Gökçe'nin en taktik kelime. Özellikle ikinci. Tabii. Ya basit gol yoktur. Hata yaptık. Basit hatalar, basit gol yok. Hayır efendim ya. Bütün goller emek unsurudur. Kolay atılır, zor atılır başka. Ne demek basit? Yani hiç golün değerini azaltıyorsun hocam. Yapma ya. Peki böyle bir performans gösteriyor mesela. Yoğun bir performans. Böyle olmadık bir ataktan gol yiyorsun. Olabilir. Yine de. Hata o basit değil. Basit demek var ya. Değersizleştiriyor. Yani karşı evet. Rakibi. Yani şey basitse o zaman çok basit. Fatih Terim getirmiştir bu sözleri bizim şeyimize, jargonumuza söyleyeyim ben onu. Ne desinler mesela bunun için? Ya yani kolay goller yedik diyebilirler. Ondan sonra şimdi Burak'ın iki golü de söyleyeyim ben. Burak'ın attığı iki golde hem asistiyle, hem takım başarısıyla, hem paslaşmayla oluşturulmuş emek unsuru bir gol. İkincisi, Bursa Spor'un dayanma ve direnme başarısı da var maçta. Doğru. Yoksa bu maçta 6 atmış takım, bu maçta da 4 atardı mesela. Yapmıyor bunları Samet Hoca. Diyor ki, basit goller. Yemeyin efendim madem o kadar basitse. Yemeyin ya. Tamam. Kagawa'yı da sorayım. Şimdi tamam bugün dedi, milli takıma geçeceğiz. Kagawa'yı beğendiniz mi? Beğendim. Kiralık misafir sanatçı. Vardır ya bazı dizilerde, büyük filmlerde çok önemli bir aktör, artist. Arap aslarıyla bence yani Kagawa. Bildiğimiz Kagawa. Tabii canım. Hemen ya. Böyle hiç yabancılık çekmedi. Yani Tatava'ya gerek yok. İşte sana Kagawa. Anlatabildim mi? Çok güzel anladım. Çok teşekkür ederim. Geçen haftaki yazımın başlığıydı ya. Güzel. Evet. Buradaki atmosfer şimdi, değişiyor. Ben hemen Şenol Güneş'in açıklamalarına gideyim. Abdullah Hoca geçen hafta Nuri Şahin'le evvelki haftayı yemek yemiş İstanbul'da. Bak gazeteciliğe bak. Haberi kaçırıyoruz. Yani üstünden 10 gün geçiyor şey. Kagawa'yı sormuş Abdullah Hoca. Ve Kagawa'nın çok iyi durumda olduğunu, Dortmund'da
11'e girecek pozisyonla buradan dönmek niyetinde olduğunu anlatmış. Ve çok çabuk uyum sağlar. Hem oyunda hem takım içindeki arkadaşlıkta uyum sorunu yoktur demiş. Şimdi Kagaveç'in kolayından beste de yaptı Beşiktaş taraftarları. Yani diyeceğim şu, birçok adam gitti. Bu bir hüzün yaratır, bir kalp kırıklığı yaratır, bir güvensizlik yaratır, bir tepki yaratır. Ama gelen insanlar, Kagawa geçici de olsa aramıza hoş geldi. Giderken üzüleceğiz, çok üzüleceğiz belki. Şimdi bu takımda yeni bir heyecan var. İkincisi, o heyecanı Erzurumspor da biraz ısıttı. Geleceğiz ona da bir dağılmadan. Peki. Hemen Şenol Güneş'in milli takımla ilgili açıklamalarına, iddialarına bir göz atalım değerli izleyenler. Kovulmadıkça Beşiktaş'tayım dedi ve ekledi. Ama açık kapıda bıraktı. Yani tam olarak ne olduğunu anlamadık, anlamaya çalışacağız. Önce açıklamalar gelsin. Takımda kovmasa da gitmem düşüncesini siz de biliyorsunuz. O zaman üst senede beni zaten kovuyorlar buradan. Şimdi şunu sorabilirsiniz değerli izleyenler. Şenol Güneş'in kontratı sezon sonu bitiyor. Lucescu'nun da daha 2 ayı var. Neden milli takım gündeme geliyor? Neden bu haberler sık sık gündemde? Çünkü milli takımın Mart ayında 2 önemli maçı var. Arnavutluk ve Moldova. Sanıyorum ki bu maçların başında Şenol Güneş'i istiyorlar. Öyle görünüyor. Ne çıkardınız bu açıklamalardan Atilla Gökçe? Şimdi Lucescu burada sorun. Ben dün Lucescu tarafına da baktım. Hı hı. Adam dedi ki yakın çalışma arkadaşlarından biri. Ya dedi adam bu işlerle hiç ilgilenmiyor. Ve her zaman şunu söyler. Ben görev başında olduğum sürece hiçbir şey beni ilgilendirmez. Gerekirse ben bir işçiyim. Gerekirse çağırırlar, işine son verdik derler. O ana kadar ben dört dörtlük full time çalışırım demiş. Hı hı. Şimdi ne kadar full time olduğu düşünülür de. Dün hem Başakşehir ardından da Vodafone Park'ta Beşiktaş maçlarını izledi arka arkaya. Lucescu. Ve en büyük sıkıntı yaratan şey, efendim çok yabancı var, işte gençler çıkmıyor filan. Yani bu finansal sıkıntıdan dolayı kulüplere gelen tahta kapatma, işte transfer bütçelerine sınırlı harcama, adam satmak zorunda kalmaları, kiralamak zorunda kalmaları yüzünden aradan mecbur oldular. Gayet samimiyetsiz oldukları gençlere karşı kapıyı açmak, onları kucaklamak zorunda kaldılar. Kulüplerden bahsediyorum. Hı hı. Yani bu gençleri filan, genç takımda hocaları yetiştirmiştir heyecanını ama A takımı için kulüp başkanları, yöneticiler, çocuklar neredesiniz, gelin bir öpeyim sizi. Böyle gelmedi bu çocuklar. Kendi yetenekleriyle, emekleriyle, çalışmalarıyla konjonktürün de yani güncel koşulların da etkisiyle parladılar. Şimdi bu böyle bir dönemde pıtrak gibi gençler çıkarken, hocam bunları söyleme, biz artık bu tartışmaları geride bırakalım. Peki ya. Şenol Güneş cephesine baktığımızda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Şenol Güneş cephesine baktığımda, Şenol Güneş bu ülkeye uluslararası müsabakalarda, turnuvalarda en yüksek başarıyı kazandırmış adamdır. Bunun bir üstü ne biliyor musun? Final oynamak Dünya Kupası'nda. Evet. Yani final oyna, ikinci ol veya da kupayı al. Tamam, böyle aşarsın. Fatih Terim'in UEFA Kupası'nda, Fatih Terim dahil, ancak Şampiyonlar Ligi'nde final oynarsa aşabilirler. Hı hı. Fatih Hoca da ancak Şampiyonlar Ligi finaliyle UEFA'yı unutturabilir. Şimdi bunlar çok uç başarılar. Bu uç başarıyı sağlamış olan, yaratmış olan ya da gerçekleştirmiş olan hoca milli takımdan çok kırık dökük ayrıldı.
tazminatını alamadı yıllarca. Ve o meşhur bir söz vardır. Şimdi Cumhurbaşkanımız da sık sık aynı sözü tekrarlıyor. Gücün hukuku değil, hukukun gücü lazım bize. Bu Şenol Güneş'in federasyonla Haluk Ulusoy zamanında arasındaki sorunlardan sonra söylediği şeydir. Şimdi Şenol Güneş eninde sonunda milli takıma dönecek. Ama Mart'ta olur. Ama Mayıs'ta sözleşmesi biter olur. Sizce bu, ne zaman dönmeli? Sizce bu iki maça çıkmalı mı? Bence iki maça çıkmalı. Bu sefer Beşiktaş cephesine biraz böyle şey mi olur acaba? Ayıp olur mu ki? Hiç ayıp olmaz. Öyle mi? Tabii. Beşiktaş, neden? Beşiktaş halden anlayan, gerekirse üzerine düşen özveriyi gerçekleştirebilecek şundan bir camiadır. Şu anda Başakşehir ile Beşiktaş arasında 9 puanlık bir fark tamam, var. Yani olsun. Beşiktaş da evet. Şampiyonluk yarışında. Fatih Terim de bir dönem, öyle kısa bir dönem öyle çalıştı biliyorsun. Ve onların şampiyonluğun favorisiler, şampiyon oldular. Şimdi Fikret Orman ne söylemiş? Bir de ona bakalım mı? Bakalım, o bakalım. Cephesinde. Hürriyet gazetesinden gelsin. Her şey sezonun sonu belli olacak diyor Fikret Orman'da, Beşiktaş evet. Başkanı Fikret Orman'da. Hocamızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Şu an lige odaklanmış durumdayız. Ancak Lucescu milli takımdan ayrılır ve Şenol Hoca da oraya gitmek isteyebilir. Bunlar olabilecek şeyler. Abartmaya gerek yok. Ancak Şenol Hoca takımın başında sezon sonunda oturulur, konuşulur diyor. Yani anladığım kadarıyla Fikret Orman da açık kapı bırakıyor bu konuda. Tabii, kesin bir şimdi, şey söylemiyor. Şimdi şu var. Bu işlerin hesabı kitabı var. Lucescu'ya tazminat ödenecek mi onu bilmiyoruz. Mutlaka. En azından yani çalışma döneminin sonuna kadar olan maaşı ödenebilir. El sıkışılır onda çünkü onu kırmak da istemiyor federasyon. Bunu biliyor ve anlıyorum. İkincisi, Lucescu kör bir zamanda göreve geldi. Bulunabilecek en iyi formüldü. Hı hı. Kavgalı, kargaşalı bir dönemimizde, onları yeniden anlatmak istemiyorum. Herkes biliyor. Bir dönemimizde milli takımı bilinen, bizi de bilen bir hocaya teslim ederek biraz huzur ortamı oluşturmaya çalıştık. Lucescu bu takım için çok gayret sarf etti tamam ama başarılı mı? Hayır değil. Biz en azından Avrupa Uluslar Kupası, Uluslar Ligi'nde yerimizi korumalıydık, pozisyonumuzu B grubunda. Hı hı. Şimdi küme düşmüş durumdayız. O yüzden Avrupa Şampiyonası elemelerine çok akıllı, çok araştırarak, çok dinamik kadrolarla gitmemiz lazım. Yeni heyecanlar yaşamamız lazım. Şenol Güneş 2004 Konfederasyon Kupası'nda milli takımın yenilenmesi konusunda hatalar yaptı. O başarısızlık üzerine ayrıldı görevden. Hı hı. Yani kendi yaptığı çok güzel pastanın çileğini düşürdü yere. Öyle diyelim. Tamam mı? Şimdi onu yeniden oluşturmak için, pastayı yeniden yapmak için müthiş bir heyecan var Şenol Hoca'da. Bunu da paylaşıyor insanlarla. Yani başkası olsa saman altından su yürütür. Sinsi ilişkilerle bunu şey. Hayır, kamuoyu önünde açıkça söylüyor. Ben şu anda Beşiktaş'ın elemanıyım diyor. Ama milli takımı isterim diyor. Kalbini bize açıyor. Peki. Ha, Beşiktaş'ın yapacağı sözleşme sonuna kadar Mart ayında oynayacağı iki maçı iki maçta hocasını ülkenin çocuklarıyla paylaşmak. Hı hı. Bu yapılması lazım. Yani bir de mesela önümüzdeki hafta sürekli değil. Ama Başakşehir Antalya deplasmanı var. Başakşehir için çok zorlu bir karşılaşma. Siz de dün bahsetmiştiniz Başakşehir'in önünde 4-5 evet. Karşılaşma var. Hani bu karşılaşmalar önemli. 4'ünden 12 puan bekliyor. Evet hocam. Yani işler biraz farklılaşırsa, şampiyonluk yolunda daha da böyle zirveye ha, o yaklaşırsa. O zaman milli takım Beşiktaş'a yük mü olur diyorsunuz? Bence hiç yani
Dün gece ben programları dinledim. Vay efendim, rakipler neler yaparmış, şişire şişire. Yani bazıları kavga çıksın istiyor, huzursuzluk olsun istiyor ki biz lafı mamalayarak, yani köpürterek, kabartarak tartışalım. Hı hı. Mevzu olsun. Kendi adıma benim öyle bir amacım olmadı, evet. Olmadı, olmaz da. Ama olmayacak şeyleri olur hale getirebilmek için çaba gösterenler peki var. Peki mesela Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlık şampiyonluk yarışında böyle arayı kapattı. Evet. Güzel bir şekilde gidiyor. Bu bir iki haftayı güzel değerlendirdi. Rakipleri evet. Puan kaybetti. Bu durumda Şenol Güneş'in milli takıma gitmesi bir taraftarda tedirginlik yaratmaz mı? Yaratır. Üstesinden de gelinir. Sizin aklınızda hatta, kişiler var mı mesela? Efendim? Yani bu üstesinden gelebilecek, bu üstesini çıkartabilecek kişiler var mı? Teknik direktörler var mı? Olmaz olur mu ya? Kim mesela? Söylemem kim olduğunu. Şimdi o olmasın da bu olsun. Samet Aybaba? Ne gelir? Vallahi çok saygı duyuyorum. Sergen bak, Yalçın. Neresi için? Beşiktaş için. Hı hı. Samet Erken Aybaba mi? Zaten Beşiktaş'ta. Bak bugünkü Beşiktaş'ta bile tuzu var hamurunda. Kesinlikle. Şimdi Sergen Yalçın bence vizyonu çok geniş bir antrenör. Çok yani futbolculuk kadar büyük hoca olmak yolunda. Kendini sürekli yenileyerek, bilgilerini tazeleyerek. Bir de içindeki o doğuştan futbol yeteneği var ya, hı hı. Görüşü de var. Yani oyun görüşü, oyun analizleri de var. Peki. Bir gün Sergen Yalçın bu takımın başına gelir. Peki. Ama şu anda erken. Peki. Başka isim var mı aklınızda olan? Beşiktaş için. Evet. Şimdi söyleyeceğim, düşeceksin oradan aşağı. Bir dakika. Yılmaz Vural var. Gerçekten. Evet. Geçen hafta olabilir yazı mi? Yazdım. Evet. Yenilmiş biliyorum. Adama çağrı diye. Bu adam 33 yılda 28 kulüp çalıştırdı. 36 takım. Yani bazı takımları tekraren çalıştırdı. Hemen hemen hiçbirinde huzur, güven ve finansal rahatlık yoktu. Anlatabildim. Ona rağmen bile bile gitti. Elinden geldiği kadar hizmet etti. Ve saygı duyulması gereken bir kişisel tarihini yazdı. Bence çok talihsiz yanı Trabzonspor'a bir şans verdi. Ama mesela bu tür olaylarda Yılmaz Vural seçenek olur. Artı ben geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendim. Dedim ki Yılmaz Vural'la bir ünitenin başkanlığını, bir grubun direktörlüğünü falan vermeyin. Mevki makam peşinde değil hoca. Ayrıca o yazıyı yazdığımı da bilmiyordu yani. Hı hı hı. Ondan sonra ama uzmanlığından yararlanılacak bir danışmanlık verilebilir. Olabilir çünkü diyorsun. Fikir deposudur. Tamam. Evet. Evet. Medipol Başakşehir Erzurumspor maçına gidelim değerli izleyenler. Lide küme lider küme düşme hattında Dadaşlar'a kendi evinde puan kaybetti. Rakipleri bu Erzurum var ya fena kartopu oynuyor. Beşiktaş'a geldi çaldı bir puanı dönüyor. Evet. Başakşehir'e geldi. Diyor ki iki gol attık bir gol. Başakşehir'in de 3 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Bir maçın evet. Özeti gelsin bakalım ekranlarınızda değerli izleyenler. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çok su kaldıracağını düşünüyorum. Derbiler oynanacak. Erzurumspor'u da kutlamak gerekiyor. Aman Erzurumspor'un keyfi yerinde olsun. Çünkü Mehmet Özdilek, sevgili kardeşimiz, sevgili hocamız böyle biraz tartışmalı hakem kararıyla falan puan kaybettikleri zaman kendi klasına yakışmayan ifadelerle tepkisini dile getiriyor. Ben öyle tavırları sevmiyorum. Buradan da duysun isterim yani. Tamam. Evet. İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Bu hafta güzel konuştu. Evet. Evet. İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Fuat Çapa ile ilgili mesela tweetleriniz var. Biz zaten sabah spor programıyız, evet. Kahvaltı programıyız. Elbette böyle güzel şeylere
anlamlı şeylere evet. yer vereceğiz. İlerleyen dakikalarda çünkü şu dakikalar biraz maç özetleriyle sizi keyiflendirmek istiyorum değerli izleyenler. Çaykur Rizespor Antalya Spor karşılaşmasına gidelim mi? Hadi hep birlikte gidelim. Haftaya da önemli karşılaşması var hem Çaykur'un hem Antalya'nın. O yüzden bu hafta onlar için oldukça önemliydi. Bir bir beraberlikle ayrıldı her iki takımda. Geliyor maçın özeti. Buyurun. Ya bu maçın ilginç tarafı şuydu değerli izleyenler. Bu sezonun en fazla şut çekilen maçıydı aslında. Bakmayın siz bir bir berabere kaldığına. 45 değil mi? 45 çok. Şut çekildi. Evet, Çaykur Rizespor'un yani 20, Antalya Spor'un 2 dakikada teorik olarak 2 dakikada bir şut çekilmiş. Yani 2 gol var, 45 yani bu, şut var. Evet, rahat oturtmaz. İdman yaptırdı taraftara, seyirciye. Hop kalkar hop oturur. Niye böyle oldu? Vallahi kazanmaya mutlak ihtiyaçları olunca hani derler ya tırnak içinde gözü döndü diye ya da gözünü kararttı diye. Çoğunlukla olumsuz söylenir ama burada hakikaten çok keskin bir kararlılıkla takımlar golü aradı. Dün direkler Altıf'ı düşmandı bu arada. Evet. Eyvah ki eyvah. Şimdi Çaykur Rizespor'un transferlerini yapan yönetim mi, bir işbirliği yaptıkları menajerler mi kim bilmiyorum. Hiç yabancılık çekmeden 7 oyuncuyla oynadı sahada. Savunma dörtlüsü olduğu gibi yeniydi. Evet, nasıl yani oldunuz? Ben isimlerini sayamam. Buraya bakıyorum şimdi. Anlatabildim mi? Bu çok önemli bir şey. Bir de Antalya Spor Beşiktaş'tan 6 yiyip gelmiş moralsiz kaleci ve moralsiz takım orada çok önemli bir yaşam savaşı ve adeta. Bunu da takdirle karşılamak lazım. Bak biz şimdi hakem eleştirisinden antrenörlerin çabalarını, futbolcuların emeklerini görmezden geliyoruz. Evet. Fenerbahçe maçının canını okudu Alper Ulusoy. Neyle canını okudu söyleyeyim mi? Kendi çıktı başrole. Biz onun elbisesi dar, efendim kravat uymamış gibi böyle. Yani biraz sembolize ediyorum. Eleştirilerle onu kahraman yaptık. Ya arkada iki tane takım var ya. Hı hı. Bunlar hatalar yaptılar. Çok çalıştılar. Biri kazandı, öbürü kaybetti. Niye öyle oldu? Bunu analiz edecek fırsat kalmadı. Hakeme kaptırdık kendimizi. Ama bak, Başakşehir, Erzurumspor, efendim Beşiktaş, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor dünkü maçlar birbirinden güzeldi. Sen hangilerini seyrettin? İkisi bir arada seyretmişsiniz. Ben bir ara gerçekten uyudum. Başakşehir, Erzurum seni? Yok, Başakşehir, Erzurum'a şöyle bir göz attım. Baktım Vişça'nın performansı beklediğim gibi değil. İtiraf ediyorum. Robinho'nun performansı beklediğin gibi mi? Ben Vişça'ya bakarım. Vallahi, bazı sevdiğim futbolcular var. Yani böyle ben performansını bak, sevdiğim. Ben, onlar için ben izliyorum. Bende de performansı yüksek olsun olmasın. Bak Muslera'nın yediği her gol beni üzer. Muslera'yı siz seviyorsunuz. Vişça aynı şekilde. Onun da yaptığı her asist, yaptığı her güzel hareket, attığı her gol beni mutlu eder. Bir de böyle şey, hani oyuncunun gelişimini o takip etme sürecinde de kendinizden bir şey veriyorsanız o süreç çok güzel. Mesela bir oyuncuyla birlikte büyümek, yani kendi adıma söyleyeyim. Ben bir oyuncu, o zaman... Siz de mesela gençleri takip ediyorsunuz, işte Kanatsız Kuş. 2016'da söylemiştiniz bana. Yani evet. Aradan kaç yıl geçmiş, küçücüktü hala. Tabii. Küçük ama... Yani güzel bir süreç. O yüzden böyle bazı futbolcular için izliyorum maçları. Yani performansları için öyle söyleyeyim. Şimdi bizim arkadaşlardan bazıları zaman zaman ben de kendimi kaptırırım ona. Kulüp taraftarlığı zaten bizden uzak bir şey de oyuncu taraftarlığı var. Oyuncuyu takip edeceksin. Ne yapıyor, ne ediyor, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Gelişimi nasıl? Hocalarıyla ilişkileri nasıl? Onu körelten ya da bileyen parlatan hocalar var mı? Arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl? Baksana bir sürü soru yumağı
ilgiyi gösterdiğin zaman bu soruların yanıtlarını ararken filan bir takipçi oluyorsun. Evet. Bir, iki, yani motivasyonu arttırıyor aslında. İki başkalarıyla mukayese ediyorsun. Sayıları önüne alıyorsun. Analiz yapıyorsun. Analitik bakmayı öğreniyorsun. O yüzden futbolu böyle abuk subuk oyun diye söyleyen devlet planlama teşkilatı uzmanları oldu. Yıllar önce hayır futbol bu toplumun en büyük dinamiklerinden biridir. Eğlenmeyi bilene. Eğlenme, eğitim aracı, ekonomi, her şey var futbolda. Doğru. Evet. Gerçi seni yoruyorum ben bazen bu yorumlarımla. Neler, yeter artık sıkıyorsun diyorsundur. Aşk olsun. Diyor musun? Demiyorum, hiç demiyorum. Ben de senin üstüne gidiyorum. Çünkü bugün ben kameraman arkadaşlarımla beraberim. Tamam mı? Onlarla birlikte misin? Evet. Şimdi izleyicilerimiz ne oluyor, ne bitiyor anlamıyor olabilirler. Kameraman arkadaşlarım bugün beni biraz sinirlendirdiler değerli izleyenler. Sizleri de şikayet ediyorum. Biz versus Deniz. Tamam mı? Sevgili yani Deniz'e karşıyız. Efendim? Sevgili Atilla abi de bugün beni yalnız bıraktı. Neyse ki izleyicilerim var. Şöyle gideyim bakayım izleyicilere sen neler söylemiş. Sen hiç yalnız söylemiş. Kalmazsın. Merak neler etme. Yazmışlar. Evet. Gideyim bakayım neler demişler sosyal medyaya. Evet, Twitter'a girdim şu anda. Twitter'dayım. Twitter'dan neler göndermişsiniz? Gökmen Bey diyor ki, Atilla abim yanılıyor Yılmaz Vural konusunda. Göztepe'yi şampiyon yaptığında hiçbir maddi problem yaşamadı. Sadece birleştirici oldu. Ama şimdi çok affedersin, 28 kulüpten bir tanesi. Evet. Yani tamam, ben hiç itiraz etmiyorum ama bu kadar da... Değil yani ben 28... 33 yıllık bir kariyer, 28 kulüpten bahsediyorum. Onlardan biri Göztepe. Üstelik orada Mutlu Öykü var. Yani o dediğine de saygı duyayım ama işte hoca zor durumda değildi. Bak Göztepe bilmem ne oldu. Böylelikle kulüpler... de anlıyorsunuzdur. Hala hiçbir... 10 yıldır, 15 senedir parasını alamadığı kulüpler var. Mesajları filtrelemiyoruz. Eleştirilerinizde, karşıt görüşlerinizde. Bir şey diyeyim mi? Eleştirilere ne çıkar? Evet. Övgülere teşekkür ederiz ama hak etmeye çalışırız da. İzleyicimiz Neco Bey demiş ki, Sergen Yalçın kesinlikle Beşiktaş'ı hak eden bir Beşiktaş efsanesidir. O hak verilmeli Sergen Yalçın'a. Atilla Gökçe de öyle düşünüyor. Erken. Ama diyor ki erken. Evet. Ne zaman olmalı peki? Yani bir kere sezon başında alıp bir takımı, sezon sonunda hedeflenen yere... Hatta onun üstüne eriştirebiliyorsa, yabancı ve yerli kaliteli oyuncularla bir takım bütünlüğü oluşturup karşımıza ilkeli bir takım çıkarıyorsa, bir takım mühendisliği, kadro mühendisliği yapmışsa, zor maçlarda kazandığında ya da kaybettiğinde tavırları sportif çerçevenin içindeyse topluma da futbolcunun olduğu gibi sonra yorum yaptı bir ara. O zaman yaptığı gibi en görülmeyen gerçekleri en sivri sözcükler ve davranışlarla anlatmaya çalışıyorsa. O zaman diyorsun. Sergendir tamam. Ya. Çok önemli bir değer. Saat şu anda 10:02 olmuş. Ben de daldım gidiyorum. Özet zamanı. Evet, saat 10 demek özet demek diyoruz değerli izleyenler. Yakın dakikalarda Rizespor Antalya Spor karşılaşmasını verdiğimiz için bence uzak olan maçı verelim. Ne dersiniz? Beşiktaş maçına gidelim mi? Dünkü karşılaşmaya. Beşiktaş Bursa maçına. Bir o özet gelsin. Sonrasında birincilikten devam edelim. Burada bir dramatik durum var. Ne oldu? Girdik mi girmedik mi? Buyurun Atilla Gökçe. Ben dramatik durumdan söz ediyorum. Allah hayır, bozmasın. Hayır, yarım kalmış olabilir sözünüz o yüzden. Zaten buyurun. Yarım kaldı yani. Buyurun. Ortada dramatik durum şu. Ben Karabük Spor'u çok seven bir spor severim. Niye? Çünkü işçilerin, emekçilerin Süper Lig'deki temsilcisiydiler. Şimdi yollarına devam ediyorlar. Ama yani o gücünden, güzelliğinden çok kopmuş durumda.
böyle masum bir kayboluş halindeler. Hı hı. O yüzden yani hep büyükleri kurtarma planları yapılıyor ya Türkiye'de. Hı hı. Hep beraber yapıyoruz. Yani devlet, kamuoyu, federasyon, bankalar birliği. Ya Karabük Spor'u da ayağa kaldıracak hamleler olmalı yani bu yeni projede. Karabük Spor gibi takımları. Eskişehir'in de ayrıca durumu çok parlak değil. Bakmayın iki tırnak içinde kader mahkumu aralarına maç yaptılar. Dünkü... Farkındaysan aha, golcüler öyle zıplayıp, sıçrayıp, atlayıp coşkuyla böyle yani dergi kapağı oluşturacak ateşli pozlar vermediler. Dünkü performansın 3 puanın ötesinde, maçın ötesinde çok güzel bir olay yaşandı aslında. Evet. Bu olayı ayrıca parantez açmak bu, istedim. Eskişehir'de bu daha önce de oldu bu. Hı hı. Aynı şekilde tekrarlanması çok güzel bir gelenek yerleşiyor. Evet. Fuat Çapa çok önemli lige, futbola... Çok genç yaşta antrenörlüğe başlayarak hizmet etmiş bir hocadır. Çok iyi bir dayanışma örneği göstermiş, evet, anlayış. Bu arada Taner Özal da gitmiş kendisini, yani Karabük'ün antrenörü, gitmiş kendisini kutlamış, teşekkür etmiş. Bunlar güzel şeyler. Hakemden izin alır. Bunu Fenerbahçe'de yaptı, iki kere yaptı hem de. Hı hı. Ondan sonra Eskişehir Spor yaptı bunu daha önceden. Yavaş yavaş böyle bir gelenek oluşuyor gibime geliyor. İnşallah oluşur. Şimdi evet. Karabük'le haliyle arasında şey farkı var, puan farkı var. Acaba başka bir rakip olsaydı olabilir miydi diye sormuş bir izleyicimiz. Hiç böyle polemik yaratacak. Murat Bey sormuş, evet. Paranoya sorularına gerek yok. Ruhunda varsa fair play anlayışı, hı hı, Süper Lig'deki derbilerde bile olmalı bence. Diyorsunuz. Evet. Tamam. Bakalım izleyicilerimiz ne demiş? Bugünkü maçları konuşacak mısınız? Elbette konuşacağız. Konuşmaz olur muyuz? Bugünkü karşılaşmaları konuşmaz olur muyuz? Biraz sonra yapalım o halde soru cevap kısmını. Çünkü çok fazla mesaj göndermişsiniz. Biraz da karışık. Erzurum'la ilgili bir soru vardı. Erzurum ligde kalır mı diye sormuş Saadet Hanım. Vallahi kesin düşen yok şu anda. Herkes evet, kurtarabilir. Peki. Bu lig çok çekişmesi, mücadelesi, atılan golleri, uygulanan taktikleriyle. Bunu gayet ciddi söylüyorum. Bizim ligimiz geçen yıldan daha kaliteli. Son yılların en kaliteli ligi sezonunu yaşıyor. Evet. Bugün haftanın en merak edilen karşılaşmalarından bir tanesi oynanacak değerli izleyenler. Saat 19'u gösterdiğinde Galatasaray Trabzonspor'u ağırlayacak. Her iki takıma dair notların olduğu haberimiz geliyor. Ekranlarımıza sonrasında masaya yatırıyoruz. Transfer yasağı sebebiyle transfer yapamamış fakat gençlerini bu sezon fazlasıyla ortaya çıkarmış Trabzonspor. Sezonun gol kralını transfer etmiş bir Galatasaray. Evet, çok önemli, büyük, keyifli maç olacak. Nasıl bir maç olacak, güzel bir yani maç olacak. Yani sakatlar makatlar söyleniyor, sağlık dileyelim. Hı hı. Ama bence iki takımda sakatları yokları falan... Hiç hesaba katmadan bize çok güzel bir maç sunacaklar ve bu maç aynı zamanda bir taktik savaşı olacak. Şöyle yani hani komutanların savaşı nasıl sürdürdüğü anlatılır ya taktiklerle. Burada da Fatih Terim'le Ünal Karaman arasında bir hesap var. Nedir o? Ligin ilk yarısında 4 tane yemişlerdi Trabzon'dan. Şimdi o hesap görülecek mi? Şimdi onun tam karşılığını, tam revanşını almak isteyecekler. Hı hı. Sportif anlamda tabii bunlar. Fatih Hoca'nın acısı var. Bence
Fatih Hoca'nın hayata eskisi gibi aynı tempoyla, verimlilikle, mutlulukla devam etmesi için acılarını bir yana gömerek, babasına layık bir evlat olarak saygıyla onu anarak, onun istediği şeyleri yapacak yani Galatasaray'ın başarısı için. Cagney'den ne bekliyorsunuz? Efendim? Cagney'den ne bekliyorsunuz? Şimdi, 50 gün sonra cezası sona eriyor ve Galatasaray formasıyla ilk kez şöyle evet. bir... Şimdi Cagney'in sezon sonuna kadar eğer iyi bir organizasyon olursa Süper Lig tarihinin gol rekorlarını kırabileceğini düşünüyorum. Programın sonuna doğru çok az zamanımız kaldığı için böyle iki lafın belini kıramadık bu konuda. Dile getirmiştiniz. Gomis'in tahtını sağlayacak dediniz. Hayır. Gomis'in gidişinden doğan elemi, etkiyi, kederi, yeisi, karamsarlığı, sıkıntıyı topladı böyle. Bak şimdiden topladı, paketledi, koydu kenara. Hı hı. Artık Cagney var. Cagney gol serisine başlarsa da o demin anlattığım sıkıntıların hepsi çöp sepetine gider. Cagney ayrıca doğru bir takıma geldi. Çünkü Galatasaray hücum konusunda çeşitlemeleri fazla bir takım. Hı hı. Anlatabildim mi? Gol yollarını bulan bir takım. Çok akıllı, uyanık futbolcuları var. Cagney de yetenekli. 20'nin üstüne sayacak değil mi? Evet. Yani iki kulüpte oynayıp 40 golü, 41 golü bulduysa o zaman döneceğiz. Kaç golü bulur sizce? Maşallah diyeceğiz. Lig bitmine? Valla bulabilir. Bulabilir ha. 40'ı bulur. 40'ı bulur mu? Hadi evet. Marjinal. Ortada buluşalım diyorsunuz. Ortada buluşmam canım. 40'ın ortasında ne diye buluşayım? 40'ı bulur diyorum. 40 gol atar demiyorum. Tamam. Yani 20 tane daha atar diyorum. Peki. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sen kafandaki rakamı söyleme. Burada patron sizsiniz. Olur mu? Evet. Hürriyet geliyor ekranlarınıza. Kaptana İtalyan dokunuşu. Nedir evet. acaba? Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan'ın bir aydan bu yana özel çalışmalar yaptığı ortaya çıkmış. Kondisyoner Bartal sayesinde adeta hayata dönmüş. 33 yaşındaki oyuncu Trabzon karşısında ilk 11'de olacakmış. Yani şöyle başlık atalım mı? Ne diyelim? Spagetti Selçuk. İtalyan'dan yola çıkarak serbest çağrışım yaptı galiba. Peki. Olsun, o da olsun. Fernando'nun yerini oynayacakmış. Ne düşünüyorsunuz? Valla Selçuk akıllı, lider kimliği olan bir oyuncu. Hazır mı? Ben son 2-3 haftadır oyunda gördüm onu. Hı hı. Oyunu hücum yönünde yönlendiren. Muhtemel 11'lerimiz var mı bu arada? Evet. Ben söyleyeyim mi sana? Lütfen, buyurun. Muslera, Line Sabek, Lundiama ile Marcao... Çift stoper, tandem, Nagatomo sol bek, Feguli sağ, orta alanda Feguli, Selçuk, Endiaye, Belhanda, Onyekuru, önlerinde de Cagney. Şimdi burada 4-3-3 gibi görünüyor bizim milliyette yapılan şey. Hı hı. Ama Fatih Hoca takımı 4-3-3 gibi çıkartır. Tek santrfor 4-2-3-1'e döner. Ondan sonra 4-3-2-1'e döner. Hı hı. Ya, ama önemli olan önde bir tane İtalyanların punta dedikleri nokta atıcı santrfor var. Hı hı. O da Cagney. Yani bu maç çok keyifli olacak. Ben bir de karşı takımda Ekuban'ı izleyeceğim. Abdülkadir Yusuf. Abdülkadir Parmak, çok canavar gibi dinamik bir kadro var. Rodiega. Rodiega da yani hatır sayılır. Bak şimdi, Akhisar'a geldi, pat Trabzon aldı onu. Sonra bizim takımlar yeryüzünün bütün coğrafyalarında santrfor arıyorlar. Hı hı. Ya kardeşim senin önünde bir sezon oynayan adamı sen niye görmüyorsun ya? Bazen öyle olur. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çok ciddi bu işlerin içinde olan biri söyledi. Diyorum ki ya
orta boy takımlar daha güzel futbolcular buluyorlar. Bizimkiler yani tepedekiler niye bulamıyor? Hayal kırıklığına uğruyor. Neden? Abi diyorlar çünkü o orta sıralardaki takımlar az parayla konuşuyorlar. Az para pazarlığı yapıyorlar. Bütçeleri sınırlı. Ve ucuz olduğu için alınmayan oyuncular var diyor şeye. Anlatabildim mi? Yani bu işin başka endüstriyel tarafı. Tarafları da var diyorsunuz. Evet efendim. Fanatik gazetesine bakalım. Fırtınanın kilidi Rodallega. Her iki takımın da kilit oyuncuları olacak diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Trabzon tarafında Rodallega kuşkusuz. Galatasaray tarafında da Cagne ya da Onyekuru. Bordo Maviler bu sezon Onyekuru gole daha yakın olabilir. İnsaflı olan Cagne'nin ilk maçı. Hı hı. Belki duran toplardan bir şey bulur. Bordo Maviler bu sezon 10 kez ağları sarsan Rodallega'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kolombiyalı futbolcu da takım arkadaşlarına Galatasaray karşısında fileleri havalandıracağının sözünü vermiş. Onyekuru, Kasımpaşa'da attığı 20 golle Galatasaray'a gelen Cagne dışında Aslan'ın bu sezonki en skorer ismi. Hala 9 golle sırada Nijeryalı futbolcu bugünkü maçta Terim'in kuşkusuz kozu olacak. Size göre maçın adamı kim olur Trabzon'da ve Galatasaray'da? Gol atan olur bir. Öyle mi? İkincisi bu bir ağır siklet boks şampiyonasına diyelim dünya şampiyonluğu için oynanan o Muhammed Ali'nin de oynadığı maçlar var ya. Hı hı. Hani kafa kafaya, göğüs göğüse, yumruk yumruğa 13-15 round. Burada da bir Rodallega Cagne vuruşması izleyebiliriz. Evet. Keza Fatih Terim'le Ünal Karaman arasında da büyük bir rekabet olacak. Ünal Karaman'ın da mesela antrenörlüğü... Üç büyüklere yenilmedi Ünal Karaman. Tabii. Antrenörlüğü çok verimli olduğu bir zor zamanları gösterdi. İki, futbolcularıyla, takımıyla çok iyi ilişkiler kurdu. Üç, bir aile ortamı gibi. Ama en çok alkışladığım tarafı ne Ünal Karaman'ın? Nedir? Maçlardan sonra avaz avaz bağırıp şikayetçi olan, şekva eden antrenörlere karşılık Ünal Karaman her dediğini gayet saygılı sözcüklerle anlatıyor. Dikkatini çekiyor mu? Evet, sakin sakin değil mi? Evet. Trabzonspor eğer bu karşılaşmayı kazanırsa değerli izleyenler 33 puanın 36 puana çıkacak. Bu da Beşiktaş ve Galatasaray'la aynı puana sahip olmak demek. Evet. Galatasaray eğer bu karşılaşmayı yenerse puan farkını da bir hayli indirmiş olacak. 6'ya inecek puan farkı da. Evet. Güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. O halde devam edelim mi? Fenerbahçe ile devam edelim mi? Edelim. Saatlerimiz kaça gösteriyor? 10.30. Evet. Fenerbahçe ile devam edelim. Dertler bitmiyor. Fenerbahçe'ye geçmeden önce acaba şöyle bir soru cevap mı alsak ki? Atil abi ne dersiniz? Alalım. Buyurun efendim. Tamam. İzleyicilerimizden Baha Bey demiş ki Karabük Avrupa Kupası oynadı küme düştü. Konyaspor Avrupa Kupası oynadı küme düşme hattında gezindi sonra kurtardı. Bu sene aynısı Akhisar'a oluyor. Avrupa Kupası laneti mi diye soruyor. Vallahi bu böyle hayatta bazı aksilikleri lanetlere bağlamayalım. Var magazinel olarak ya da tarihte mesela Benfica'da eski antrenörün lanetini anlatırlar. O günden beri Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde şey yok. Yani Benfica'nın hiçbir hatırı sayılır iş yok. Hı hı. O yüzden yani lanet fikrini anımsatan ya da destekleyen şey olaylar vardır ama ne güzel Avrupa'ya çıkmışsın. Hı hı. Yani niye küme düşüyorsun? Yani Avrupa biletini alan bir takım takım değil sadece kulüp o sezona yüksek bir moralle başlar. Doğru. Yani hepsinde yenilebilirsin ama tecrübe ediniyorsun. Mesela Konya bir sürü maç kaybetti, Osmanlı kaybetti.
Ama çok şeyler de gördüler, kazandılar. Şehir, Konya halkı Avrupa kupalarıyla tanıştı. Kötü bir şey mi bu? Antalya'nın bin yıldır özlediği bir şey bu. Evet. Evet. Fenerbahçe ile ilgili mesajlarınız geliyor. Onlara da yer veriyorum hemen. Çok teşekkür ediyorum programla ilgili attığınız mesajları. İzleyicimiz demiş ki, Deniz abla günaydın, şu an sizi izliyorum. Fuat Çapa'nın oyuncusunu almasını bir daha izletir misin? Haftanın olayı bence demiş. Evet, üzerine konuştuk. Hatta maçın özetini de verdik. Gerçekten çok centilmence bir olaydı. Yılın fair play olayı olabilir kesinlikle. Fenerbahçe ile ilgili de şöyle bir soru gelmiş. Fenerbahçe kötü, seyir zevki düşük ve kötü bir maç izledik. Ancak Alper Ulusoy sahadaki herkesten daha kötü. Maçı berbat bir hale getirdi. Geçen haftaki Alanya Galatasaray maçını da oldukça kötü yönetmişti. Verdiği her kararda maçın önüne geçti diyor. Fenerbahçe'nin oyun planı sizce nasıl diye sormuş izleyicimiz. Fenerbahçe'ye geçelim o halde, konuşmaya başlayalım. Öyle değil mi? Mesela Moses'i daha erken alması gerekebilirdi. Oyuna Ersun Yanal'ın. Valbuena'dan sıkıştığı zaman böyle maçları çözecek oyuncudur. Hı hı. Ama Valbuena'yı sanki gözü çok tutmuyor gibi. Yani yanlış yorum da yapmış olmayalım ama. Peki. Gelsin bakalım o halde fanatiğin başlığı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Dertler bitmiyor diyor. Dertler ne zaman bitiyor? Biz dertleri göndermek istediğimizde bitiyor. Öyle değil mi Atilla Gökçe? Yalnız bak, Tolga'yla kötü başlangıç yaptılar. İkisi de kötü oynadı. Serdar Aziz ve Tolgay Fenerbahçe'de toplam kaliteye katkıda bulunup seviyeyi yükseltecek adamlardır. Artı şimdi kim oynatacağım, ne yapacağım diye düşünen dertli antrenör yerine yine aynı soruları keyifle soran bir antrenör var. Çünkü kimi oynatacağım, ne yapayım? Elde elemanlar çoğaldı. Evet. Alternatifler oluştu. Kadro zenginleşti. Fanatikten Yusuf Dursun bu kritik maçlar öncesinde sıkıntı üstüne sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ile ilgili şöyle özetlemiş. Kayseri yenilgisi ile morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de Zenit maçı öncesi Serdar Aziz, Miha, Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici zaten listede yok. Rahatsızlığı olan Şikirtel'in de durumu henüz netlik kazanmadı. Avrupa Ligi sınavının ardından Konyaspor'u konuk edecek Sarı Lacivertler de UEFA listesinde olmayan ve Kayseri maçında sakatlanan Ekici'nin durumu ise belirsiz. Ayrıca Tolgay, Isla ve Soldado da cezalı durumda. Yani şey, yaralılar koğuşu gibi. Gerçekten öyle gibi. Yani çok dramatik ve üzücü bir şey. Dileyelim yani çabuk iyileşsinler. Evet. Bu önemli maç aralığında. Tarihin en kötüsü bu sezon. Bu sezon ilk 11 deplasman maçında sadece bir galibiyet alabildi Fenerbahçe. Böylece ligde rakip sahalardaki sonuçlar baz alındığında en kötü dönemine imza attı. Kanarya bu süreçte 14 gol yerken sadece 5 gol atabildi. Şimdi istatistikler bazen iyidir. Bazen şu istatistikte mesela bir teknik direktörün yapması gereken şeyler var. Sizin hayatınızda oldu mu böyle? Üst üste yenilgiler aldığınız bir dönem oldu mu? Hayır. Bazen olur ya böyle. Hayır ama şu oldu. Bireysel olarak değil. Ama içinde bulunduğum takım, grup, firma, yani sadece gazetecilik yaptığım için gazeteler. Zor duruma düştüğü zaman çok üzülüyorsun tabii. Bugün bile hüzünle anarım yani. Ben çalıştığım gazetelerden birinde bir aylık maaşımı 3 ay sonra, 3 aylık gecikmeden sonra 50 lira bugün, 100 lira yarın, 250 lira aldım diye almış bir gazeteciyim. Hayatta neler oluyor öyle, evet, değil mi sevgili Atilla Gökçe? Ama bir şey söyleyeyim mi? O dönemde gazeteciler arasında daha çok dayanışma vardı, anlayış vardı. Şimdilerde yok. Beraberlik vardı. Umarım o sıkıntıları hiçbir sektör yaşamaz. Keşke. Çünkü sizin jenerasyon ne kadar güzelmiş. Birbirine saygı duyan. Evet. İşine saygı duyan.
Bu bugünküler de iyi ya. Yapma, günahlarını almayalım çocuklar. Tamam, genellemeyelim ama sen varsın onların arasında. Yani siz mesela Mert Aydın siz, var, Mehmet Demirkol işte var, Murat Arca var. Sizin jenerasyonun böyle hikayelerini falan dinlediğimde hep ister istemez karşılaştırıyorum. Sizin de, yavrum sizin de hikayeleriniz oluşuyor ama. Bilmiyorum. Sizinkiler yok, kadar yok. Güzel gelmiyor yok, bana. Yok, gelecek. Daha yaşın ne başında. Öyle mi? Evet. Yaş almanın güzelliği mi o? Hayır, birikecek olaylar. Birikecek sürekli. Ama mesela işte hafta içinde sevgili Erdoğan Arıpınar'la tanışma vesilesine. Evet, buradan böyle selam olsun o, ona. Evet. Çok da sevdim. Yani ismen tanıyordum elbette ama hiç böyle karşı karşıya gelmemiştik. Atilla Gökçe'yle o kadar güzel hikayeler anlattılar ki değerli izleyenler. Biraz konudan kopmak istemiyorum aslında ama o kadar güzel hikayeler anlattılar ki böyle bir içimden bir iç geçirdim. Yani keşke bu yaşa geldiğimde benim de böyle mesleki hikayelerim olsa. Olacak. Ya yani işte o konuda bilemiyorum. Yani çok değişiyor. Her şey çok bak, çok değişiyor. Bak, senin çok zengin öykülerin olacak, hikayelerin olacak. Sana söyleyeyim. En azından benim izlediğim kadarıyla, kimseye haksızlık etmek istemem. Sen hikaye biriktirecek ve 60'lı yaşlarına da bu ekrana gelip bunları anlatacak kadar meraklısın. 60 yaşlarında ekran olur mu bilmiyorum. Bak, geleneksel medya diyorum, konuk olursun, tamam. Şu olur, bu olur. Yani İnşallah. Batı'da var 60'lı yaşlarında bu işleri sürdürenler. Elbette. Zaten orada daha nitelikli olarak görülüyor bu eğitimli, iş. Evet. Değil mi? Kıymeti bilinerek. Evet, yani Amerika'da falan hep böyle 50 evet. yaş üstü muhabirler. Bak, muhabirler Erdoğan diyorum, Pınar'ın, muhabirler. Erdoğan Arıpınar'ın önemli özelliğini söyleyeyim mi? Kendi çalıştığı gazetenin, kendi iş yerinin dışında başka gazeteciler böyle sıkıntılı bir dönem geçiriyorsa, onun haber olmana açar telefonu falan patrona. Ya böyle bir çocuk var, alsanız da sizin ona ihtiyacınız var, çocuğun da ihtiyacı var. Ne kadar güzel. Diyen insandır yani. Bir de en büyük özelliği gördüğüm kadarıyla, ben sizin sözünüzü kestiğimde bana kızıyorsunuz. Ama sevgili Erdoğan Bey'e hiçbir şey söylemediniz. Ne? İsmail Bey'e sorarsın. Ben dışarıda ki, bunu bilir bunu söylerim. Dedim ki demek ki Atilla Gökçe'nin de... Sen futbolcu olsaydın çok iyi ön libero oynardın. Herkesin ayağındaki topu çalıp kimseyle paslaşmadan direkt kaleye topu atardın dedim ona. Heh, o tamam. Son buluşmada işte tanıştı. Onu söylediğinizi zannettim şu an. Olur mu? Estağfurullah, sana söyleyecek daha keskin... Laflar var. Peki. Evet. Acaba bir Premier Lig yapsak olur mu? Ya yapalım Allah. Yapalım mı? Sonra evet. Diğer spor branşlarına dair haberlerimiz var. Onları konuşacağız ama böyle. Fulham Manchester United maçına götürmek istiyorum sizleri değerli izleyenler. Bir İngiltere havası alalım mı? Hadi alalım. Gelsin maç özeti ekranlarınızda. Ve diğer spor branşları diyelim. TRT Spor ilk başladığında böyle hafta içi farklı branşlardan farklı isimlerle buluşuyorduk. İşte hafta sonuna böyle evet. Aktüel bir çekim olsun diye. Ve güzel güzel branşları tanıtıyorduk. Hiç unutmuyorum, yine bir gün bir branşı tanıtıyoruz. Eskirim, sevgili Atilla Gökçe, siz daha evet. iyi bilirsiniz bu durumu. Soruyorum yani en basit, merak ettiğim 7 yaşındaki bir çocuk merakıyla soruyorum. Tuş yani puan alma durumu. Şimdilerde sesli biliyorsunuz. Yani vurduğu anda hemen elektronik olarak yansıyor. Evet. Ama eskiden çok orta çağa dayanıyor. Yani orta çağdaki o kılıç savaşlarından Tabii. geliyor, duellolarından geliyor. Dedim ki yani o zamanlar nasıl puanı biliyorlarmış, nasıl alıyorlarmış? Eskiden oyuncusu da şöyle söylemişti. O zaman centilmenlik ve dürüstlük daha yüksekmiş. Şövalye ruhu. Evet. O yüzden söylenirmiş. Hep evet. bu kalmıştır eskilimle ilgili aklımda. Şimdi filmlerde kılıçlar kısa ve kalındır biliyorsun. Hı hı. Mesela Romalı askerlerin elinde. Yani vurduğu zaman balta etkisi yapacak kadar şeydir. Yakın dövüşte de kolayca saplar, canını okur. Yani kötü bir şey. Ama eskrim sporu kılıca zarafet ve asalet katan bir spor. Centilmenliğin her daim böyle tabii, göründüğü tabii. bir spor değil mi? Türkiye Eskrim Federasyonu da çok güzel bir organizasyon düzenleniyor. Samsun'da açık eskrim turnuvası başladı. Bir gidelim mi? Gidelim. 513 sporcu centilmenliklerini gösterecek. Evet, buyurun. Geliyor ekranlarınıza haberi.
Samsun'da eskrim heyecanı. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen açık eskrim turnuvası başladı. Hülya Hoca'ya sevgiler. Çok güzel açıklamıyor mu? Evet. Okulda bir organizasyon vardı. Hülya Hoca davet etti. Evet. Öyle başladım deyip işte bu çocuklar böyle başlıyorlar sevgili Atilla Gökçe. Sen kardeşini götürecek mi şeye? Ben maçlara götürüyorum onu. Maçlara seyir olmasın. Evet. Bu şimdi yavaş yavaş başla. Keşfediyor. Sporları bir keşfetsin. Ama eskrimi gerçekten düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Bir de ritmik jimnastik yaptır ona. Açılarına baksınlar. Olabilir. Neden olmasın? Kaç dakikamız var? Vedalaşıyor muyuz Atilla Gökçe'yle? 2,5 dakikamız var. 2,5 dakikamız varmış, tamam. Vedalaşmayalım hemen. Sen araya bir şeyler sıkıştırırsın mutlaka. Fanatik'te bir tekvando haberi vardı. Onu sıkıştırmak istiyorum ama çok mu küçük acaba? Okuyabilir miyim? Ekrana bir gelebilir mi acaba? Bakalım okuyabilecek küçük bir New York başlangıcı var. Ekranda çok uzun. Gerçekten yakınmış. Antalya'da gerçekleştirilen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının 3. gününde Türk tekvandocular 2 madalya kazandı. 66 ülkeden 2094 sporcunun katıldığı turnuvanın 3. gününde genç kızlar kategorisinde mücadeleler yapılmış. Türk sporculardan Dilara Özcan 46 kiloda gümüş madalyanın sahibi olurken 68 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalya elde etmiş. Şimdi ben ciddi olarak söylüyorum, karate, güreş, judo ve tekvandodan 2020 Tokyo oyunlarında madalya bekliyorum. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi federasyon başkanı, sevgili dostum, doçent Metin Şahin'e buradan bir soru soracağım. Türkiye tekvandocu, Türk tekvandocular, hı hı, federasyonun kuruluşundan beri Avrupa, dünya şampiyonalarında kaç madalya kazandı, olimpiyat oyunlarında? Mesela bana bir liste vermeli. Hı hı. İşte şu kadar dünya şampiyonu, bu kadar ikincisi, bu kadar bronz. İşte olimpiyatta şu, Avrupa'da bu diye. Çünkü bir şey diyeyim mi? Tekvandocuların aldıkları madalyaları bir araya getirsen, kamyonet ağzına kadar dolar. Kapalı kasa kamyonet. Öyle düşünüyorum. Unutulacak başarılarmış onlar da sevgili Atilla Ülkçe. Sizin evet, de söyleyeceğiniz üzere, söylediğiniz üzere. Evet. Öyle güzel bir istatistik. Bir... Hangi yıl kim ne yapmıştı? Şimdi bugünkü kuşaklara sorayım. Soralım. Sen Tennur Yerlisun'un kim olduğunu biliyor musun? Avrupa şampiyonu tekvandocu. O da benim ayıbım olsun. Ayıp değil, hayır. Ama olsun, bilmem gerekir. Mert Bey demiş ki Deniz abla, bölgesel amatör ligden hiç konuşmuyorsunuz. Asıl mücadele orada. Ah neleri konuşamıyoruz. Ah ah ah, zamanınız yetse. Eğer sizin bununla ilgili bir bilginiz varsa yazın bize. Programımız zaten interaktif. Yani sizler söylemek istediğiniz, WhatsApp konuşmak istediğiniz. WhatsApp hattını biraz daha enformasyon için kullansınlar. WhatsApp hattımız yok Atilla Gökçe. Yok mu? Pardon. Yok. TRT Spor sabahı. Yani hafta içinde bize yazın. Biz hafta sonuna derleyelim, toplayalım. Evet. Sizlerle paylaşalım. Çok teşekkür ediyoruz o güzel yorumlarınız için. Sevgili Atilla Gökçe. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Cumartesi pazar saatler 9'u gösterdiğinde yeniden bizler burada olacağız. Güzel bir pazar diliyoruz. Hoşçakalın.